Enstitümüz Bitki Sağlığı Bölümü tarafından arkadaşlarımız kuru ekmekten nasıl faydalanabiliriz? Bunu düşündüler ve atık ekmek, küflü ekmeği üzerinde gelişen funguslar üzerinden çalışmayı başlatıp buna çörek otu ve diğer bazı atık bitkiler de eklendi ve sonuçta bir fungus bulundu. Bu fungus sayesinde topraktaki çözünemeyen fosforu çözebiliyoruz ve yarayışlı hale geliyor. Yani bitkinin topraktan alamadığı fosforu bu fungus sayesinde yarayışlı ve alabilir forma geliyor. Ve denemelerimizi kurduk. Bu dünyada ilk kez gerçekleşen bir çalışma oldu. Bazı bitkilerde denedik ve fosforun gerçekten çözündüğünü ve bitkiye gübre vermeden, fosfor vermeden fosfor ihtiyacını topraktan karşıladığını gördük. Malumunuz bazen fosfor yarayışlı durumda olmuyor ama toprakta oluyor. Bu yarayışlı olmayan fosforu çözerek yarayışlı hale getirmesi dünyada bir ilktir ve bu konuda ülkemizde ve dünyada yeni bir çığır açacağını düşünüyoruz. İnşallah böyle kuru ekmek gibi atık ve doğal malzemelerle sonuçta doğal bir gübre elde etmiş olacağız. Bu konuda özel sektörle işbirliğimiz devam ediyor. Sonuçlandıktan sonra özel sektör tarafından da yaygınlaştırılacak. Gübre masraflarını düşürüyor. Bu da tek başına yeterlidir. Artı bizim yaptığımız çalışmalarda daha istatistik sonuçları çıkmadı ama gördüğümüz kadarıyla verimde de bir artış söz konusu. Elde ettiğimiz mikrobiyel ürünlerden bir tanesi topraktaki çözünemeyen bitkinin alamadığı fosforu 100 ila 150 kat arasında çözerek bitki için faydalı hale getiriyor. Bu da dünyada ilk kez yapılan bir çalışma. Çünkü daha önceki çalışmalarda bakterilerle yapılmış çalışmalar var ama funguslarla ilgili olarak dünyada yapılmış ilk örneği olacak. Ve üretime de kazandırılmak için de dolgu maddesi olarak kuru ekmekten faydalandık. Özellikle baktık ki ülkemizde kuru ekmek israfımız çok fazla. Bunu geri dönüştürmek adına ve maliyetleri de düşünerek kitlesel üretimde kuru ekmeği tercih ettik, kırık buğdayı tercih ettik. Bunlar üzerinde geliştirdiğimiz fungusları belli oranlarda toprakta ve bitki üzerinde denemeler yaptığımızda hiç gübre uygulamadan sadece bu fungustan elde ettiğimiz ürünü vererek yaklaşık olarak %10 verim artışına sebep olduk. Bu da bu çalışmanın bu kısmı da ayrıyeten dünya için yeni bir çalışma oldu. Bununla birlikte zaten dünyada fosfor kaynakları rezervleri ciddi oranda tükenme durumunda ve fosfor yaşamımızın ana temel maddesi olduğu için biz geri dönüşümü burada hedefledik. Fosforun tekrar kazanımını sağladık. Elde edilen fungustan oluşan bu ürün sayesinde artık atıl durumda bitkinin alamadığı fosfor bitki tarafından kullanılabilir hale getiriliyor. Bu da çalışmaya yeni bir boyut kazandırdı ve bundan sonraki kitlesel üretimde de yeni yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Fosforla ilgili olarak da tıkanma üzere olan bir sektördeki tıkanmaya da ülkemiz kaynaklarıyla tamamen bizim yapmış olduğumuz, ülkemizin sayesinde yapmış olan bu ürün sayesinde yeni bir açılım getirilmiş oldu. Hedeflerimize ulaştık. Bundan sonra İşte kitlesel üretimle ilgili tesisleşme süreci devam edecek. Daha sonra da inşallah bunu önce ülkemiz üreticilerine, sonra da yurt dışına satışları gerçekleşeceğine inanıyoruz.